Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Keşif robotu Abdülhamit Han'la birlikte Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor. Değerli izleyenler, Türkiye savunma sanayinde sadece karada değil, denizlerde de atağa kalktı. Türkiye Abdülhamit Han gemisiyle yeniden Akdeniz'de sondaja başlıyor. Bu defa yerli sualtı robotları ve keşifle Türk mühendisleri kimseye durduramayacak. Denizde başlayan yerlileşme hamlesiyle dışa bağımlılık hızla azalırken, Türkiye'nin hamleleri yabancı ülkeleri rahatsız ediyor. Bunun bir örneği de Akdeniz'de yaşandı. Türkiye 2018 yılında Akdeniz'de derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayınca bir anda hedef tahtasına oturuldu. Türkiye'ye uygulanan gizli ambargo sebebiyle Fatih gemisi limana çekilirken, bugün o ambargo Türkiye'yi derin deniz sondaj çalışmalarında sayılı ülkelerden biri haline getirdi. Savunma sanayi ve sualtı akustik sistem harbi teknolojileri alanında çalışmalar yapan Armelsan tarafından geliştirilen Keşif robotu Abdülhamit Han'la birlikte Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor. Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, ambargo olmasaydı belki de bugünlere gelinemeyeceğini belirterek o günleri şöyle anlattı. Ülkemiz 2017 yılında denizlerde sondaj çalışmalarına başladı. 2018 yılında ise Fatih sondaj gemisi Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisiyle birlikte Akdeniz'de ilk aramalar başladı. Doğu Akdeniz'de sondaja başlanırken Fatih ve Yavuz'la yabancı personel ve yabancı sistemler vardı. 2018 yılında ambargo başladığında platforma inen ilk helikopter ABD'li personeli gemiden alıp götürdü. Giderken yanlarına robotları da götürdüler. Robotlar da gidince gemiler limana çekildi. O gün Türkiye Petrolleri devreye girdi. Bu robotları yerli yapacağız dedi. TPAO ile 2019 yılında Keşif'in sözleşmesini imzaladık. Yaklaşık 6 ayda ilk robotu ürettik. Gemide test faaliyetlerine başladık. Ben dahil bütün personel 2 ay boyunca denizden inmedik. Keşif, Fatih sondaj gemisinde 2 yıldır aralıksız çalışıyor. 2200 metrede yaklaşık 10.000 saat görev yaptı. Bu alanda ülkemizde yetişmiş personel de yoktu. Personel açığını da kapatarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Derin deniz sondaj çalışmalarını dünyada birkaç sayılı ülkenin yapabildiğine dikkat çeken Bakım, Hazar Denizi'nde sondajla Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj aynı şey değil. Hazar'da maksimum derinlik 800 metre, Karadeniz'de ise deniz tabanı 2200 metre. Onun da altında 2000 metre daha var. Bu metrekarede 220 kilogram basınç uygulandığı anlamına geliyor. Aşağıdan canlı görüntü aktarabilecek hiçbir sistem yok. Mekanik entegrasyon ya da temizlik yapılmasını istediğinizde dalgıç gönderemezsiniz. Bu şartlarda uygun ekipman geliştirmeniz gerekiyor. Uzaktan kumandalı sualtı robotları tabiri caizse gemilerin eli ayağı, gözü kulağı, kısacası her şey dedi. Türkiye Abdülhamit Han gemisiyle kısa bir aradan sonra yeniden bölgeye dönüyor. Kısa bir zaman sonra Akdeniz'e açılması beklenen gemide tamamen yerli robotlar görev alacak. Artık dışa bağımlılık yok, yüzüstü bırakılmak yok. Fatih ve Kanuni'nin ardından 3. Keşif'inde Abdülhamit Han gemisinde görev yapacağını dile getiren Can Emre Bakım şunları kaydetti. Keşif uzaktan kumandalı otonom bir robot, 3,5 ton ağırlığında. İlk modelimizde yerlilik oranı %53, her yeni modelde yerlilik oranı artıyor. Yazılım ve beyni tamamen Türk mühendislerce geliştirildi. Keşif su üzerinde iki pilot tarafından kontrol ediliyor. Üzeri kameralarla donatılmış. 2200 metrede dalgıç göndermediğiniz bölgelerde kritik görevleri üstleniyor. Mesela denizin tabanında boruyla sondaj gemisine bağlı kuyubaşı var. Kuyubaşında contalardan kaçak oluyor. Bu contaların değiştirilmesi, kontrol edilmesinin görevini keşif yapıyor. Kuyunun konumunu belirleyen akustik konumlandırıcı sistemler var. Bunları yerleştiren ve toplayan yine keşif. Valfleri açıp kapatan, kesme işlemi yapan, kuyuda patlama olması durumunda kuyunun kapatma işlemini yapan da keşif. En basit işlemden en komplike işleme kadar keşif gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Norveç'in ardından derin denizde aktif olarak derin denizlerde operasyon yapan iki ülkeden biri olduğunu vurgulayan Bakım, Keşif aynı zamanda hibrit bir model, elektrikle çalışıyor. Bu dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir sistem. Denizaltı robotlarında dünyada 5 ülkeden biriyiz. Sağda ise Norveç'le birlikte aktif olarak kullanan iki ülkeden biriyiz. Keşif'in ihracatı için görüşmelere başladık. İnşallah bu sene ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Orta Doğu, Uzak Doğu Asya ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan Orta Asya ülkeleri olmak üzere 8-10 ülkeyle görüşüyoruz. Orta vade hedeflerimizde Latin Amerika ve Kuzey Afrika'da var. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.